Evet, aç susuz bırakılıyorlar. Bunun yanı sıra değerli tüm eşyalarına el konuluyor. Aslında bu değerli eşyalara da bir parantez açalım. İzleyicilerimiz daha da detaylı bilgi öğrensin. Şöyle ki değerli eşyalardan kasıt para, ziynet eşyası, elektronik eşyalar, cep telefonu vesaire değil. Bunun yanı sıra tabii bunlar alınıyor ama bunun yanı sıra üzerlerindeki kıyafetler, ayaklarındaki ayakkabılar bile alınıyor. Bazen ayakkabı alınmıyor bazen belki ama bağcıkları alınıyor. Bu da ilginç bir yöntemdi. Benim ilk defa karşılaştığımda çok kafamı kurcalamıştı. Bağcıklar alındığında ayakkabı bir terlik gibi koşamıyorsunuz, kaçamıyorsunuz. Bunun için yapılan bir başka işkence yöntemiydi. Bunu da ilk defa görmüştüm. 19 düzensiz göçmen donarak hayatını kaybetmişti Türkiye-Yunanistan sınır hattında. 1 kişi, 3 kişi, 19 kişi, bunlar sadece rakam gibi gelebilir. Böyle anlatınca evet kulağa kolay geliyor, vicdanda kolay hazmediyor ama bunlar birer can, insan, umutları, hayalleri var. Umuda yolculuğa çıkıyorlar, yaşadıkları ülkeyi terk ediyorlar, ailelerini geride bırakıyorlar ve maalesef Yunanistan'da yakalandıklarında hayatlarının kabusunu yaşıyorlar. İşkence görüyorlar. Bunlar insan dediğim gibi ve yapılan tüm muamelede uluslararası hukuk kurallarına aykırı. Rasim Kılıç. Evet, Yavuz Demir bizlere çok güzel özetledi o manzarayı değerli izleyenler. Tabii ki